Nedim, ne oldu, iyi misin sen? Agah babayla konuştun. Bir şey söyleyecekmişsin ona. Ne oldu? Agah baba engel olsana. Ya bir şey yapsana. Nedim! Nedim! Nedim bekle! Nedim! Bekle! Nedim bekle! Damla! Katil! Damla! Katil yetmedi mi? Yetmedi mi, iftira attın? Annemi evden kovdurdun, öldürmekten beter etmedin mi zaten? Ne istedin annemden? Benim annem sana aile verdi, yuva verdi. Annelik yaptı sana, sen ne yaptın? Lan yarım akıllı! Sen annenin neler yaptığını biliyor musun? Biliyor musun annenin? Yalan söylüyorsunuz. Hepiniz yalan söylüyorsunuz. Bırak! Bırak! Benim anneme eğer bir şey olursa seni mahvederim dedim. Nedim ben geliyorum, tamam mı? Arkandan geleceğim hemen, ben seni dövüyorum. Ne yapıyorsun? İn aşağı. O benim kocam Agah baba. O benim kocam. Ben de geleceğim. Hadi anne, hadi bas. Ceren Hanım, Ceren Hanım. Geçen hafta Cenk Bey'in eşinizi ettiğimi söylemiştiniz. Bugünkü olayla bunun bilgisi var mı? Ceren Hanım, kocanızın Şemiz Karaçay'ı öldürmeye teşebbüs ettiği doğru mu? Benim kocam böyle bir şey yapmadı, yapmaz. Çek, çek, tekrar söylüyorum. Benim kocam böyle bir şey yapmadı, yapmaz. Ben sana inanıyorum. Ben o gün her şeyi duydum. Defalarca seni aradı, oteli çağırdı. Ben duydum. Yeter hanımefendi, bırakın. Ay kesin benim saf kocam Şeniz'le görüşmeye gidecek. Bakalım derdi neymiş cadının? Öğrenmiş oluruz. O kaydı almam lazım. Ben Nedim Karaçay'ın karısıyım. Eşimin eşyalarını alabilir miyim? Yakınlarına teslim edilir. Siz almadınız mı? Hayır. Ben almadım. Alabilir miyim lütfen? Sen. Agah Karaçay'a teslim edilmiş. Alyans cep telefonu, kemer, cüzdan ve dolma kalemi Agah Karaçay'a teslim edilmiş. Teşekkür ederim. Cemre'ye. Kızgınsın. Haklısın ama. Allah bilir o şeytan nasıl bir tezgah kurdu da herkesi inandırdı kendine. Ama aklım almıyor benim Nedim. Ya amcam nasıl olur da o şeytana inanır? Hani nerede amcan bak. Bak hiçbiri yok, hiçbiri gelmedi. O sözde kahramanın Cemre bile gelmedi. Ablam nasıl gelsin ki? Hastanede biricik kayınvalidesinin başında nöbet tutuyor. Bir dakika bile olsun Cenk'i yalnız bırakmıyor. Nedim, senin o bildiğin, tanıdığın, sevdiğin, güvendiğin kim varsa hepsi Şeniz'in tarafında. Ama bak ben buradayım. Ben geldim Nedim. Ben sana inanıyorum. Tamam, tamam biz hiç güzel bir gün yaşamadık. Kırdık, yıprattık, eziyet ettik. Ama hiçbir deniz dalgalanmadan durulmaz ki Nedim. Günün sonunda biz yine yan yanayız. Sen istersen biz seninle bir olur. Hepsinin hesabını sorarız. Eğer sen istersen, amcandan da, Şeniz'den de, Cemre'den de bize yaptıklarının hesabını sorarız. Yeter ki sen iste, o köşkü başlarına yıkarız. Yeter ki sen
Durma. Yeter ki sen susma. Aynen öyle. Ben senin gözlerinde başka bir şey görüyorum. Senin başka bir planın mı var? Önce bana bir avukat bulman lazım. Amcamın avukatını istemiyorum. Tamam. Ben sana avukatın en alasını bulur, buraya getiririm. Başka bir şey daha var. Nedir? Hayatının sonuna kadar babasının sevmediği, amcasının acıyarak baktığı, kuzeninin kurtulmak için camdan ittiği bir zavallı olarak kalacaksın. Zavallısın. Pisliğinde bol. Ama bu defa hapishanede, gözümüzün önünde değil, hapishanede. Ben biliyordum ne demin bir şey yapmadığını. Bunu kendi kendine yaptığını biliyordum şeytan. Biliyordum. Ne oluyor? Ne yaptığınızı zannediyorsunuz siz? Dingo'nun ahırı mı burası? İstemiyorum baba. Bu evde Nedim'i, o katili hatırlatan hiçbir şeyi istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Benim kocam katil değil. Her şey senin o şeytan annenin oyunu. Senin annen bir tuzak kurdu. Her şeyi Nedim'in üstüne attı. Ama sen zaten yarım akıllısın. Her şey inanırsın sen zaten. Ne saçmalıyorsun ya sen? Ne diyorsun hala? Kesin artık yeter. Yeter! Hiç kimse bir yere gitmiyor. Nasıl ya? Nasıl baba, sen hala Nedim'e mi inanıyorsun? İsterdim kızım. En çok da ben isterdim inanabilmeyi. Ama her şeyi ortada. Karakolda gördüm. Görüntüler, kan örneği, parmak izi. Bütün deliller Nedim'i gösterdi. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Ama Nedim'in masum olduğunu iddia edebilecek bir tek delilim yok elimde. Öyle mi? Tamam. Bakalım ben size gerçeği ispatladığımda siz ne yapacaksınız? Ben söyleyeyim. Hepiniz teker teker Nedim ayaklarına kapılıp özür dileyeceksiniz. Hepiniz Nedim'den af dileyeceksiniz. Göreceksiniz. Ne olacak şimdi avukat bey? Ne yapmamız gerekiyor bizim? Önce savcıya çıkacak. Sonra büyük ihtimalle savcı tutuklama isteyecek ve hakim karşısına çıkacak. Merak etmeyin Ceren Hanım. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hayır. Siz elinizden gelenin çok daha fazlasını yapacaksınız. Çünkü bu olay adli vakanın çok daha ötesinde. Onlar değil, biz kazanacağız. Sevgi Hanım, hazırız değil mi? Aynen. İçiniz rahat olsun. Tutuklanma gibi bir ihtimali yok zaten. Gebersin. Gebersin, çürüsün içeride. Hayırdır ya? Şeytan yavruları. Elebaşınız nerede sizin? Yazık, kalkamadı mı yattığı yerde? Şimdi... Damla sakin. Vallahi bakıyorum da Agah babayı da göremiyorum. Gelmeyecek galiba. Kaybedeceği savaşa niye gelsin ki?